Öcalan'ın bu açıklamalarını siz nasıl yorumluyorsunuz? Bugün görüyoruz ki Abdullah Öcalan artık ABD'nin dediklerini yapmıyor. ABD'nin dediklerini yapmayınca ABD Abdullah Öcalan'ı PKK ile ayrı değerlendirmeye başladı. Dolayısıyla PKK üzerinden Türkiye'ye saldırmaya başladı. Ve dikkat ederseniz çözüm sürecine baktığımızda, çözüm sürecinin bozulmasına baktığımızda da çözüm sürecini bozan PKK'dır. Bu da ABD'nin desteğiyle bu işi yapmıştır. Çünkü Abdullah Öcalan ABD'nin dediğinden çıktı, kontrolünden çıktı. Dolayısıyla ben Abdullah Öcalan'la Türkiye'yi karıştıramıyorum. Provokatör eylemler yaptıramıyorum. Abdullah Öcalan içeride Türkiye'nin belki de işine gelebilecek söylemlerde bulundu. Bu da ABD'nin işine gelmedi. ABD PKK'yı direkt kullanmaya başladı. Şimdi süreç böyle devam ediyor. Ve PKK da artık Abdullah Öcalan'ı dinlememeye başladı. Dolayısıyla Abdullah Öcalan ABD'nin artık Kürtlerle oynadığını, Kürtleri komşu oldukları ya da yaşamış oldukları ülkeyle savaşa götürdüklerini, yok ettiklerini anlamış bir içeride, bunu anlamış. Bunu anladığı için bu anlamda açıklamalar yapıyor, bu anlamda söylemlerde bulunuyor. Aslında kendi örgütüne yardım ediyor. ABD'nin oyuna gelmeyin, işte siz Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı çıkmayın, Türkiye ile Türkiye'nin hassasiyetlerine değer verin, bu önemlidir. Aslında Abdullah Öcalan bir yerde PKK'ya yardımcı olmaya çalışıyor. Ama bu çatışmanın içerisinde Abdullah Öcalan'ın söylemleri PKK'yı ne kadar etkileyecek, ne kadar kontrol altına alabilecek? İşin doğrusunu isterseniz bu süreçte kimsenin tahmin etmesi çok zor. Öcalan kendi örgütünün Amerika'nın güdümüne girdiğini ve büyük bir Orta Doğu'da büyük bir felakete sebep olacağını ve bu felaketin altında Kürtlerin de, Türklerin de, Arapların da ezileceğini gördü. Kendi örgütüne ayar çekmeye çalışıyor fakat örgüt onu kontrolünden çıktı. PKK bu işe başladığı zaman 1 yaşında olan Kürtler şimdi 40 yaşında. 10 yaşında olan Kürtler 50 yaşında. 20 yaşında olan Kürtler 60 yaşında. Yani bir şey fayda getirdi mi bu millete, bu memleket? Kürtler bunu bilmiyor mu? Şimdi bu seçimde Kürt bölgelerinde AK Parti'nin bu kadar yüksek oy almasına baktığınızda burada HDP'nin ve PKK'nın kendisine bir ayar çekmesi gerekmiyor mu? Bu insanlar, biz artık yorulduk. Yeter, bizim üzerimizden siyaset yapmayın. Biz Kürtlüğümüzü de Sezai Temel'den falan öğrenecek değiliz. Önümüzde Selahattin Eyyubi var. Önümüzde işte İdrisi Bitlisi var. Önümüzde Bediüzzaman var. Önümüzde daha büyük düşünür olarak kabul ettiğimiz insanlar var. Biz artık bu oyunlara gelmiyoruz. Bunu demek istediler. Bunu tartışmaya açtılar. İleride bunun meyvelerini toplayacağız. Ben bölgeden geliyorum. Bölgeyi çok iyi biliyorum. Avucumun içi gibi biliyorum. Yapıyı biliyorum. Aşiretleri biliyorum. İnsanların ne düşündüklerini biliyorum. Artık PKK'nın Kürtler üzerinde silah dışında hiçbir etkisi kalmamıştır. İdeolojik %10-15'lik bir tabanı ben farklı görüyorum, farklı sayıyorum. Artık baskıyla, ABD'nin planlarıyla, batılı güçlerin planlarıyla bölgede güçlerini yeniden kazanmak istiyorlar. Artık bölge eski bölge değil, Kürtler eski Kürtler, Kürt değil. En azından 93 Kürtleri değil ya da daha sonraki süreç göz önünde alınırsa. Buna bu açıdan bakmak lazım. Öcalan'ın bu açıklamasının tam da İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin arefesine gelmesini aslında devletin, hükümetin bir tür stratejisi olarak okuyanlar oldu. Öcalan'ın mesajının İstanbul seçimlerinin tam da arefesine, yenilenmesinin arefesine gelmesi tesadüf mü? Ya ben buna katılmıyorum. Yani İstanbul'da Kürt oyları PKK'ya mı bağlı? Yani İstanbul'daki Kürt oyları konuşulunca niye millet PKK'ya dikkat çekiyor? Yani bu oradaki Kürtlere haksızlık değil mi? Bizlere haksızlık değil mi? Yani biz PKK'lı mıyız? Ya da İstanbul'daki Kürtlerin hepsi PKK'lı mıdır? Niye Kürt oyları deyince hemen direkt Abdullah Öcalan'a bakılıyor, işte PKK'ya bakıyor. Bu insanları oraya doğru yönlendirme çalışması değil midir? Oraya kanalize etme durumu değil midir? Yani bu Kürtler PKK 2007 seçimlerinde yok muydu? PKK 2011 seçimlerinde yok muydu? Abdullah Öcalan 2014 seçimlerinde yok muydu? Bu Kürtler yine vardı. AK Parti'ye oy vermiyorlar mıydı? Niye herkes eksiğini Kürtlere bağlıyor? Niye herkes, işte herkes oy verdi de bir Kürtler mi oy vermedi? Ya böyle bir şey olabilir mi? Kim sayıyor? Sandıkta nasıl sayılıyor?
İstanbul seçimlerinde siz Kürt seçmenin Binali Yıldırım'dan daha çok Ekrem İmamoğlu'na oy verdiği analizlerine katılmıyor musunuz? Katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Şiddetle reddediyorum. Yani Kürtlerin oyları sandıkta belli mi? Kırmızı pusula mı? Kürtler kime oy verdi? Nereden belli ediyorlar? Nereden Kürtlerin oy vermediğini söylüyorlar? Ha PKK'lılar vermedi deseler o ayrı bir şey. Onu tartışsınlar. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Biz siyaset yapıyoruz. Siyasi anlamda İstanbul'daki teşkilatlarda Kürtlerden geçilmiyor AK Parti teşkilatlarında. Birçok yerde Kürt aday var. Esenyurt adayı kimdi? Kürt değil miydi? Niye Kürtler yani Kürtler mi oy vermedi Esenyurt'taki adayına? Yani bunu niye herkes sürekli diline pelesenk etmiş? Kürtler oy vermedi, Kürtler oy vermedi. Sonra da PKK kozunu konuşuyorlar. Ya önce bir mantıklı olun. PKK ile Kürtleri birbirinden ayırın yani. Öcalan'ın bu mesajının yeni bir çözüm sürecinin başlangıcı olduğunu düşünenler oldu. Bu iddiaya ne diyorsunuz? Öcalan söyledi başlayacak. Söyledi bitecek. Türkiye bu kadar zayıf bir ülke değildir. Türkiye böyle şeylere de pay vermez. Yani yakışık da Peki almaz. öyle bir sürece ihtiyaç olduğunu düşünüyor mu Savcı Sayan? Ya ben Türkiye'de bir problem varsa problemin çözümü için Türkiye'nin anayasal bir çerçevesi içerisinde sorunların çözümü için milletle her zaman konuşulur. Terör örgütleriyle demiyorum. Halkla her zaman konuşulur. Niye biz çözüm derken Kürtlerle ilgili bir sorun varsa çözelim derken herkes bize İmralı'nın yolunu gösteriyor, Kandil'in yolunu gösteriyor. Bu haksızlığı niye yapıyorlar? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları ya da ana muhalefeti ya da siyasi partileri gidip Doğu Güneydoğu'daki halkla oturup gelin kardeşim sorunuz nedir, ne istiyorsunuz, ne aldık, verdik, ne aldık, ne eksik var, derdiniz nedir diyemeyecek mi, demeyecek mi? Yani biz müsaadeyle mi gireceğiz oralara? PKK'dan ya da İmralı'dan pasaport mu alacağız? Böyle bir şeye ben Kürtlere de Türklere de bir haksızlık olarak görüyorum. Eğer bir iyi niyetle söylemişse anladı ki bu işlerin Türkiye'ye, dünyaya, Kürtlere faydası yoktur. Geldiği nokta eğer iyi niyetle söylenmiş bir noktaysa önemli bir aşama. Ama yok bir başka bir mevzi kazanmak için ya da başka bir planın parçasını devreye sokmak için söylenmişse buna da zaten Türkiye 40 yıldır müsaade etmedi. Bundan sonra da müsaade etmeyecek. Bunu kabullenmemiz lazım. Ama biz Kürtler bu saatten sonra ben zaman zaman HDP'li siyasetçilerle görüşüyorum, onlarla da konuşuyorum. Bu saatten sonra şapkamızı önümüze koyup çok iyi düşünmek zorundayız. Bizim ülkemiz Türkiye'dir. Türkiye'den başka ülkemiz yok. Bu ülkenin toprağında, bayrağında bizim kanımız var. Niye Nevruz'da 500 bin kişinin elinde Türk bayrağı dalgalanmıyor? Bunu çok merak ediyorum. Madem ki biz ülkemizi bölmek istemiyoruz, madem ki parçalamak istemiyoruz, madem ki bu bayrak bizimdir, madem ki bu ülke bizimdir, bizim bayrakla, ülkeyle, sınırla bir sorunumuz yok diyorsak, bunu HDP'li siyasetçiler söylüyorsa, o zaman niye biz Nevroz'da 500 bin tane Türk bayrağını sallamıyoruz? Niye korkuyoruz? Niye PKK'ya meydan okumuyoruz? Niye biz çözüm sürecinde HDP'li siyasetçiler silahı bırakacaksınız? Başka çaresi yok bu işin. Biz yorulduk, bu halk yoruldu. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Demedi, diyemedi. Dememiz lazım. Öcalan'ın bu açıklamasının tam da işte bu güvenli bölge müzakerelerinin yapıldığı döneme denk gelmesi ve onun SDG'ye olan çağrısını nasıl yorumluyorsunuz? Ben biraz önce de söyledim. Ben Öcalan PKK'ya şunu söylüyor. ABD'ye alet olmayın. ABD beni de kullandı. ABD beni de yok etmek istedi. Beni de şey yaptı. Ben şimdi ABD'nin dediği gibi konuşsaydım, Türkiye'yi karıştırmak için söylemlerde bulunsaydım, ABD sizinle hiç irtibata geçmeyecekti. Beni kullanacaktı. Fakat ben uyandım artık. Ben böyle şeylere alet olmuyorum. Siz de olmayın. Siz bölgeyi yakacaksınız. Irak'ı yakacaksınız, İran'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi siz de biteceksiniz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? 10 bin kilometredeki ABD'ye mi gideceksiniz? Böyle bir şey yapmayın. Çağrısı buna yöneliktir. Yani şu anda Abdullah Öcalan Suriye'de ABD'nin topyekün bir katliama götürecek bir oyunu planladığını biliyor. Ve diyor ki bu oyuna alet olmayın. Çünkü yani buraya Rusya boyutunu da katmak lazım. Yani Öcalan Rusya'dan da bilgi
alıyordur mutlaka ya da okuyordur ya da mutlaka haberdar oluyordur. Rusya ile göbek bağları da vardır bunların. İlk kuruluş yıllarından başlayarak belli bir ideolojik düşünceleri de birbirine benzeşiyor. Dolayısıyla orada Rusya'nın da amacını biliyor, Amerika'nın da amacını biliyor. Ama Öcalan ya hesaplayamıyor bunu ya da gücü yetmiyor. PKK artık tamamen koptu. Yani tamamen ekonomik anlamda, stratejik anlamda, lojistik anlamda hakim güçlerin güdümünde. Yani onların silahşörü, onların taşeron örgütü, onların taşeronu. Öcalan bu durumdan rahatsız mıdır? Yani tabii ki rahatsız kendi örgütü açısından. Çünkü Öcalan artık PKK'nın bu ABD destekli bir şey yapamayacağını, sadece bölgeyi yakacağını anladı. Ya bunu hesaplıyor ve bundan rahatsız oluyor. Ve PKK da artık Öcalan'ı dinlemiyor. Biz kendi geleneklerimize, özümüze bağlı kalarak kadınları özgürleştirip o bölgede ekonomik anlamda rahata kavuşturup meslek sahibi yaparsak, sabahleyin evinden çıkan kız baba bana 20 lira verir misin demezse, genç kahveye giderken anne babamdan 20 lira ister misin demezse, ben terörün de biteceğine, işsizliğin de biteceğine, Türkiye'nin de çok mutlu olacağına inananlardanım. Bütün ömrümü buna adayacağım. Hiç gözüm koltukta, makamda, mevkide yoktur. Dünya malına da tamah eden birisi değilim. Hangi eve girdiyse bir dram. Hangi sofraya oturduysam bir yoksulluk. Bir anımı anlatayım size. Bir yerde toplantı yapıyordum. 10 yaşında bir çocuk geldi yanıma. Dedi ki savcı amca, babama iş bulur musun dedi. Babam 4-5 aydır işsiz. Neyse müracaat ettik valiye falan. Babasına iş bulduk. İş bulmak, onları duymak ayrı bir şey. Ama o babanın işsizliği 10 yaşındaki bir çocuğa yansımışsa, demek ki çocuğun besleme çantasında bir eksiklik var. Demek ki defter alamıyor. Demek ki sorduğunda baban işsiz diyorlar. O da o kadar etkilenmiş. Sonra evine gittim ziyarete. Beni gördü, gözleri böyle açıldı. Yanına oturdum. Dedim ki babanı işe aldık dedim. Böyle ya 10 yaşında bir çocuk bisiklet oynaması gereken, parkta olması gereken. Soba da yanmıyordu, soğuk. Ya özür dilerim anlatamıyorum. Yani bu insanları unutamıyorum. Bu insanlara Türkiye'ye sesleniyorum. Terörden şikayet ediyorsunuz. Her şeyden şikayet ediyorsunuz. Şikayet etmeyin. Terörü bitirmek istiyorsanız gelin bu insanlara yardımcı olun. Bu kadınları, bu insanları kurtarırsak inanın biz terörü bitiririz.